Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru kitabında dörtgenler ve çokgenler konusundaki 7. testin çözümünü yapacağız. Bu testimiz üniversite lim testi çözümlere başlayalım. Aşağıda ortak kenarlara sahip 3 tane düzgün beşgen veriliyor. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç derece? 108 derece. Burası da 108. Şu kenarların hepsi birbirine eşit değil mi? Ortak kenardan dolayı burası da çizgi oldu. Ortak kenardan dolayı burada da x kenarlık çıktı. Zaten otomatikman, otomatikman burası kaçtır? 108. 108, 108, 216. 360'tan 216'yı çıkartınca kaç geliyor? 144 geliyor. O zaman burası 144 derece yaptı. X kenardan dolayı 36 kaldı bunların ikisine. Yani şunlar 18 18 yaptı. Aynı şekilde burası da 108 burası da 108 olduğundan dolayı burası da 144 yapar. Ve x kenarlıktan dolayı bunlar da 18'er derece yapar. Yani şu açı kaç yaptı? 108 artı 18 artı 18 yaptı. O da 144 derece yapar arkadaşlar. Evet birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şekilde bir düzgün sekizgenin iki köşesini kenar kabul eden mavi ve turuncu kareler verilmiştir. Buna göre turuncu karenin alanı mavi karenin alanının kaç katıdır diye soruluyor. Arkadaşlar bunun bir kenarında x bunun bir kenarında y diyecek olursak x kare bölü y kare isteniliyor bizden. Düzgün sekizgenin dış açı 45 iç açısı kaç derece yapıyor? 135 yani şurası 135. Hocam iki kenarı gören açı eşittir bu 45. Hatta burası da 45 diyebilir miyiz? Çünkü iki kenarı görüyor. E, ya da hocam burası 90 ya 45 ise burası da 45 derece kalıyor dersiniz. Burası da 45. E ne yapacağız şimdi? Şuradan bir dik çizsek. Hocam oranlama istenildiği için 1-1 bir, bir başlayabiliriz. 1-1 bir, bir, kök 2. E, düzgün 8 genin bir kenarında kök 2 dedik. E hocam buradan bir dik çizersek 45-90 ise burası 45. E, tamam 135 olduğundan 90 kaldı. Dik dörtgen oldu burası. Kök 2 ise burası da kök 2. Kök 2 ise bunlar da 1-1 yaptı. Yani x dediğimiz neye eşit oldu arkadaşlar? x dediğimiz şu karenin bir kenarı yani 2 artı kök 2 eşit oldu. Benden x kare bölü y kare istenildiği için direkt şey isteniliyor arkadaşlar. Yani x kareyi bulmamız lazım. x kare nedir arkadaşlar? x kare bölü y kare isteniliyorsa tabi x kareyi bulacağız. 2 artı kök 2'nin karesine eşittir. Birincinin karesi 4 artı birinci ile ikincinin kaç artı 2 katı 4 kök 2 artı ikincinin karesi de 2 olduğundan dolayı 6 artı 4 kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Sonra y'ye bakalım. Hocam burası y ya. Ee, burası da 135, bir kenarda kök 2 demiştik. Hocam burası kök 2, burası da kök 2. Kosültüsü önünden y kareyi bulabilirsiniz. Ya da hocam burası direkt 45 derece. Çekersin buradan bir dik. Hocam 45, 45, 90 üçgenden burası 1, burası da 1 yaptı mı? Yaptı. Direkt y kareyi şuradaki Pisagordan bulabilirsiniz. Y kare de buradan ne eşittir arkadaşlar? Kök 2 artı 1'in karesi artı 1'in birin karesi. 1'incinin karesi 2 artı ile İkinci çarpımın iki katı 2 kök 2 artı. İkinci karesi 1 artı bir daha birin karesi var. Bu da y kare de neye eşit oldu arkadaşlar? 4 artı 2 kök y eşit oldu. Bizden ne isteniyor? x kare bölü y kare isteniyor. Evet x kare bölü y kareyi yazalım arkadaşlar. 6 artı 4 kök y bölü 4 artı ya 6 artı 4 kök y yazarken direkt sadeleştirme yapalım isterseniz. 6 artı 4 kök y dediğimiz 2 parantezini aldığımızda 3 artı 2 kök y yaptı arkadaşlar. Alt taraf ne yapıyor? Ee, y karede 4 artı 2 kök 2 iki parantezini aldığımız zaman 2 artı kök 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Şu ikiler sadeleşti mi? Sadeleşti. Bunu 2 eksi kök 2 ile çarpacak olursak 2 eksi kök 2 ile çarpacak olursak bu 3 artı 2 kök 2 ve 2 eksi kök 2 ile çarpıyorum. Alt tarafta direkt ne yapıyor arkadaşlar? Karesi eksi karesinden 2'ye eşit oluyor. Devamını getirelim burada. Şunu çarpsan 6. Bunu çarpsan eksi 3 kök 2. Sonra 2 kök 2'yi çarpsan 2 ile artı 4 kök 2. Sonra 2 kök 2 ile de eksi kök 2'yi çarpsan Eksi 4 mi yaptı arkadaşlar? Evet bir de bölü ikisi var? Aynen öyle. Yukarısı kaç yaptı? 2 artı kök 2 bölü aşağısı da 2 oldu. 2 artı kök 2 bölü 2'den cevabımız denizli çıktı. Sadece işlem kalabalığı var. İkinci soruda arkadaşlar. Cevap denizli oldu geldik bir sonraki soruya. Buna benzer bir soru yapmıştık. Güzel bir soruydu. Bunu da yine yorumlamışlar arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Çevrelenebilir düzgün çok yeni. Bir önceki şeyde testte çözmüştük hatırlarsanız. Bir düzgün çokgenin kenarları ile ortak kenara sahip ve bu düzgün çokgeni çevreleyebilen eş düzgün çokgenler çizilebiliyorsa bu düzgün çokgene çevrelenebilir. Düzgün çokgen denir. E mesela burada bir kare. Kareyi neyle? Düzgün sekizgenlerle çevrelemişim. Bakın bunlar da eş olacak. Dikkat edin arkadaşlar. Yani burada düzgün sekizgenin dış açısı nedir arkadaşlar? 45. Hocam bu 45 derece. Bakın şurası 45. Hocam buradaki düzgün sekizgenin de dış açısı bu. Yani bir iç açıyı İki tane şuradaki çokgenlerin nesiyle dış açısıydı toplamı şeklinde yazabiliyorum. Dikkat edin buna. Eşkenar üçgen düzgün 12 genler ile çevrelenebilir diye söyleniyor arkadaşlar. Bir eşkenar üçgen çizsek şöyle. Hocam eşkenar üçgeni çevrelerken hop şöyle düzgün 12 genlerle çevreleyebileceğim mi? Hocam düzgün 12 genin dış açısı kaç derece? Düzgün 12 genin dış açısı 360 bölü 12'den 30 derece mi? Evet hocam burası 30 derece. E bir daha şöyle düzgün 12 genin bir parçasını da şuraya koysak. Şöyle devam etse arkadaşlar. Yine düzgün 12 genin dış açısı 30 derece. 60 derece yaptım arkadaşlar bu açı yaptı. Şunlar da eşit olduğu için eşkenar üçgen oldu mu? Oldu. Evet doğru. Eşkenar üçgen düzgün 12 genler ile çevrelenebilen bir düzgün çokgendir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Dedik ya bu eşkenar üçgen bir iç açısı iki tane diğer açının diğer çokgenin dış açısıyla bulunabiliyor mu? İşin esprisi burada bu. Sonra düzgün beşgen çevrelenebilir bir düzgün çokgen değildir. Bakalım arkadaşlar. Düzgün beşgen çizsen şöyle 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 çizsek. Şimdi ben şöyle bir düzgün çokgen yapacağım. Burada da bir düzgün çokgenin bir parçası olacak arkadaşlar şöyle. Bu böyle gidecek, bu böyle gidecek. Yani burası 108 derece. Hocam, düzgün çokgenler şuradaki açılar birbirine eşit olması lazım hatta dış açılarında da birbirine eşit olması lazım, değil mi? Ee, dış açısının kaç olması lazım o zaman burada? Hocam şunu şöyle uzattığınız zaman bunun da dış açısı bunun da dış açısı eşit olduğundan 108'in yarısı yani 54'er derece olması lazım. Dış açısı 54 derece olan bir çokgen var mı diye baktığımız zaman 360 düzgün çokgen var mı diye baktığımız zaman 360 54'e bölünüyor mu arkadaşlar? 6'ya bölsen 9 6'ya bölsen 60 60 bölü 9 bölünüyor mu arkadaşlar? Eleman tam sayı olmadığından böyle bir düzgün beşgen çevrenebilir bir düzgün çokgen değildir. Evet böyle bir düzgün çokgenle ben bunu çevreleyemem. En azından ne olması lazım? En, yani 60 bölü 9 gen diye bir şey yok arkadaşlar. Hatta 3'e bölseniz 3'e e bölseniz 20 bölü 3 gen diye bir şey yok. Bunun bir tam sayı olması lazımdı. Bu da doğru değildir dediği için doğru arkadaşlar. Kendisini çevreleyebilen düzgün çokgenlere eş olan bir çevrelenebilir düzgün çokgen yoktur diye soruluyor. Söyleniyor. Arkadaşlar bir engen çizelim mesela şuraya. Bir engen çizelim. Bu engeni çizdikten sonra, şöyle bir engeni çizdikten sonra çevresine de aynı bu çokgenle eş olan bir düzgün çokgen koyabilir miyim? Şöyle koydum, bunu da böyle koydum mesela. Bunlar aynı olacak. Yani bunun dış, bunların iç açıları hepsi birbirine eşit olmayacak mı arkadaşlar? Olacak. Ee, ya da şöyle de diyebilirdik. Hocam biz ilk baştaki mantıkta bunun dış açısıyla bunun iç açısını, bunun iç açısını bulabilir miyiz diye de yapa yaparsak sıkıntı olur burada mesela. Ama eş düzgün çokgenler dediği için burada burası ne olacak arkadaşlar? Bu eş düzgün çokgen burada kaçıyla? Bu eş düzgün çekgenin bu açısı. Bu eş düzgün çokgenin de bu açısı eşit olacak. 120 derece. Evet. Böyle bir düzgün çokgen var mı arkadaşlar? Var. Yani bu 20 gen olduğu için altıgen mi arkadaşlar? Evet. Kendisini çevreleyen düzgün çokgenlere eş olan bir çevrelenebilir düzgün çokgen yoktur. İfadesi ifadesi yanlış yoktur dediği için yanlış. Ee, arkadaşlar böyle bir düzgün çokgen vardır. Mesela düzgün altıgeni ben altıgenlerle çevreleyebiliyorum. Hani bal peteğini düşünün arkadaşlar. Altıgenle etrafını e, şey yapabiliyoruz ya arkadaşlar. O yüzden bu yanlış oldu. 1 ve 2 doğru olmuş oldu. Cevabımız kaçıncı soru? Üçüncü soruda Cihan çıktı arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Evet. Formülü vermiş. Düzgün beşgenlerle ilgili şöyle bir şey yapmış. Birleşti. Birleştirerek bir düzgün çokgen elde edecekmiş. Kırmızı ile belirtilen iç çevre uzunluğu kaç birim olur diye soruluyor arkadaşlar. Benim konu anlatımında da var. ÖSYM'nin çıkmış sorusuna da benzer. İşte bu içeride oluşan düzgün çokgeni bulacağız arkadaşlar sadece. Benim için önemli olan nedir? Dış açısı. Hocam dış açısı. Bir düzgün beşgenin bir iç açısının 108 olduğunu biliyoruz. Bu doğrusal olduğu için, doğrusal olduğu için hocam burası 72 yaptı. E, i̇ç açısı da 108 derece olacağından burası 36 yaptı. Bakın kırmızı ile oluşan düzgün çokgenin bir dış açısı 36. 360 bölü 36 kaç yaptı? 10 kenarlı yaptı. Yani bu bizim kenarımız kırmızıyla oluşan şekil 10 gen yaptı. Sonra çevre, dış çevre uzunluğu 60 birim olacağına göre. Hmm, mavi ile belirtilen dış çevre uzunluğu 60 birim olacağına göre diyor. iç çevre uzunluğu kaçtır diye soruluyor. 30'dur arkadaşlar. Sebep. Hocam bir kırmızıya bak dış çevre uzunluğuna bakın. Şurada bir kırmızı kenara iki tane beşgenin bir kenarı geliyor. Bak gördünüz mü? İki tane. 2 tane. E o zaman burada 10 tane kırmızı varsa burada maviden kaç tane var? 20 tane var. Yani şuraya bir x diyecek olursak arkadaşlar 20 tane x'i kaç vermiş bize? 60 vermiş. O zaman bir tane x kaç yapar arkadaşlar? 3 yapar. Bizden e, iç çevre uzunluğu yani kaç x isteniyor? 10 x isteniyor. Cevabımız da böylelikle 30 yapar arkadaşlar. Evet dördüncü soru böylelikle Cehan oldu. Geldik beşinci soruya. Şekildeki özdeş altıgen kartların kırmızı kenarları dörder birim uzunluğunda şunlar dörder birim uzunluğunda verilmiş arkadaşlar ve siyah uzun olan uzunluklar da birbirine eşit verilmiş. Şunlar da birbirine eşit olarak verilmiş. Peki şeffaf sarı ve mavi renkteki kartlar aşağıdaki gibi üst üste konulduğunda iki kat olan kısım aşağıdaki gibi yeşil renkte görünmektedir. Yeşil renkte görünen bölge bir kenar uzunluğu altı birim olan düzgün altıgenmiş arkadaşlar. İşte tam burası bir düzgün altıgenmiş ve bir kenar uzunluğu da kaçmış arkadaşlar 6 birimmiş. Peki yazalım 6'yı arkadaşlar 6 birimi yazalım. Şimdi 6 birimse arkadaşlar biz düzgün altıgende dış açının kaç derece olduğunu biliyoruz 60 dış açısı 60. Ve düzgün altıgende böyle dışarıya doğru eşkenar üçgen oluşturmanın da güzel bir teknik olduğunu hep söylemişizdir. 60-60 altmış, ise burası da ne yaptı arkadaşlar 60 derece yaptı. E, kırmızı olan kısım neydi 4 birimdi hocam burada da bir eşkenarlık var mı? Var yöndeşlikten dolayı 60-60-60-60. Eşkenar üçgenden dolayı burası da 4, burası da 4 oldu mu? Oldu. Hocam tamamı 6 6 6 olmalıydı. Şu kısımlara ne kaldı? 2 birim 2 birim kaldı. Aynı şekilde sen şunu da şöyle uzatacak olursan burası da 4, burası da 4, burası da 4 yapar. Ee, burası 6 olduğundan buraya da 2, buraya da 2 birim kaldı mı? Kaldı. Bir tane siyah bölgenin uzunluğunu bulabiliyor muyuz? Buluruz. 6 burada, 2 burada, 2 burada. Yani 10 yaptı. Arkadaşlar şurası 10 yaptı, 10 yaptı, 10 yaptı. 10 yaptı. Bizden ne isteniyor? Her bir kartın çevresi kaç birim uzunluğundadır? Yani 10'dan 3 tane var. 4'ten de 3 tane var. 10'dan 3 tane. 4'ten de 3 tane. 30 artı 12'den cevabımız kaç çıkar? 42 çıkar bir kartın çevresi arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 5. soruda akçay oldu arkadaşım. Geldik 6. soruya. Fotoğraf çekimlerinde ışığı ayarlamak için fotoğraf makinesinin objektifindeki diyafram açıklığı ayarlanır. Bir yandan fotoğraf makinesine bakıyorum. Var mı öyle bir şey diye. Neyse güncel hayattan örnekler gerçekten güzel sorular arkadaşlar. Aşağıda bir fotoğraf makinesi ile yapılan iki farklı çekimde kullanılan düzgün sekizgenlerden oluşan diyafram açıklıkları verilmiştir. Şekil 1 ve Şekil 2'de diyafram etrafındaki üçgenlerin boyalı açıları sırasıyla 105'er ve 90'ar derece. Hocam burası 105, şurası da neymiş? 90 dereceymiş. Devam edelim. Diyaframın açılıp kapanmasına yarayan köşeleri objektif çemberi üzerinde bulunan düzgün sekizgenlerin e, çevre uzunlukları 16 şar birimdir. Tamam. 16 çar birimse 16'yı 8'e böldüğümüzde kaç yapıyor? 2 yapıyor. Her ikisinde de şurada şu diyafram açıklığı arkadaşlar burası. Onlar düzgün sekizgen diye söylemişti. E, bu çemberin etrafındaki de düzgün sekizgen diye söylemiş ve çevresi 16 diye verilmiş. Bir kenar 2 oldu. Ben şu küçük üçgen etrafında işlem yapamayacağım arkadaşlar. Şurada hemen şey yapayım. Ee, şuradaki üçgeni buraya çizeyim arkadaşlar. Evet çiziyorum şöyle üçgeni. Şöyle çizdiğim zaman burada kaç kaç derece? 105 derece. Ee, düzgün düzgün sekizgenin bir iç açısı 135. Yan dış açısı 45. O zaman burada kaçı 45 derece oldu. Şurası da 2 birim. Şimdi bunların alanlarını bulacağım galiba. 2 birimse buradaki dik üçgenin alanı da zaten basit 2 birim. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Buna göre diyaframın ayarı şekil 1'den şekil 2'ye getirildiğinde alanı kaç birim kare azalır diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet diyafram ayarı. Diyafram alanı arkadaşlar alanı kaç birim kare azalır diye soruluyor. Yani o zaman ben şuradaki üçgenlerin alanından buradaki üçgenin alanını çıkarttığım zaman sonuca ulaşacağım herhalde değil mi arkadaşlar? Bu daha büyük. Ee, i̇sterse şu açıklığın alanı sorulsun. Sonuçta bunun alanından bunun alanı çıkarttığım zaman yine ne kadar genişlediğini bulmaz mıyız? Her ikisinde de e, o kısmı pek anlayamadım ama her ikisinde de aynı sonuca ulaşırız zaten. E bunun alanı nedir arkadaşlar? Bunun alanı şuradaki üçgenlerin alanı 2 çarpı 2 dik üçgen olduğu için 2 çarpı 2 bölü 2'den kaç tane var arkadaşlar? 8 tane var. Bu da kaç yaptı arkadaşım? Şu ikiler sadeleşti. 16'ya mı eşit oldu? Evet. Evet 16'ya eşit oldu. Şunun alanını bulacağız şimdi. Bunun alanını bulmak için ne yapacağız? Şuradan bir yükseklik çizsek. Çünkü 45, 105 daha 150. Buraya kaç kaldı? 30. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. E, 30'un karşısı 1 ise burası da kök Hocam 45 45 90 üçgeni olduğundan dolayı burası da 1 oldu. Bunun alanı nedir? Bir tane üçgenin alanında bir tane üçgenin alanında kök 3 artı 1 bölü kök 3 artı 1 çarpı yükseklik 1 bölü 2'den kaç tane var? 8 tane var. Şunu da şu de Bu da 4 yaptı. O da 4 kök 3 artı 4'e eşit oldu. Arkadaşlar bizden ne isteniyor? Şu alandan şu alanı çıkart diyor. Yani 16'dan 4 kök 3 artı 4'ü çıkart diyor. Yani 16 eksi 4 kök 3 eksi 4 yapar. O da 12 eksi 4 kök 3 eşit olur. Evet aynen öyle. İsterse şu siyah alanların farkını sorsun. isterse bu mavi alanların farkını sorsun. Sonuçta bu alan büyümüş ya. Her ikisi de şu siyah alanların farkını eşittir arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 12 eksi 4 kök eşit oldu gençler. Ee, böylelikle isterseniz bunu tam olarak şöyle de ispatlayabilirim. Burada kalana A, burada kalana X, burada kalana B, burada kalana Y diyecek olursam e, benden siyah alanlar fark istenirse 8B eksi 8 A'ya eşittir. Şuradaki e, şu X eksi Y istenilirse de X eksi Y istenilirse de şu şekilde A artı X'in ne olduğunu buluyorsunuz arkadaşlar. A artı X'in şu A artı X'den 8 tanesinin neye eşit olduğunu biliyorsunuz. Düzgün 8 alanına B artı Y'den de 8 tanesinin ne olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. E yine düzgün sekizgenin genin alanına eşit olduğunu biliyorsunuz. Buradan 8'ler sadeleşti. E, hatta buradan B-A neye eşit oldu arkadaşlar? X-Y'ye eşit olmuş oldu. Dediğim gibi ha burada B-A'yı bulmuşsunuz 8 katını. Ha da X-Y'yi bulmuşsunuz arkadaşlar fark etmez. O da yine aynı şekilde şu olaya eşittir arkadaşlar. E, buradaki siyah alanlardan buradaki siyah alanları çıkartma olayına eşittir. x y de sorulsa. Siyah alanlar farkı da olsa aynı sonuca eşit oluyor. Kafada soru işareti olmasın diye bunu da göstermek istedim açıkçası. Evet gençler böylelikle bu testin de sonuna geldik galiba. Cevabı ne bulduk? C an bulduk. E, o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.